Ülke Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Kutlu Seslenişten Adım Adım 2023'e programı Alperen Kekili, Osman Öztunç, Atilla Yılmaz ve Ali Kınık gibi sanatçıların katılımıyla gerçekleşti. Ülke Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kutlu Seslenişten Adım Adım 2023'e programı düzenlendi. Düzenlenen programa Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İnce Toprak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanları, KAYU Rektörü Kurtuluş Kara Mustafa, Adana Ülke Ocakları ve Yozgat Ülke Ocakları Başkanları, ilçe teşkilatları ve vatandaşlar katılım sağladı. Programda ise sanatçılar çeşitli şarkılar söyledi. MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Ülke Ocakları'na olan mensupluğu ile iftihar ettiğini söyledi. Ülke Ocakları, Türklüğün ve İslam'ın sancakları olan, kutlu neferleri bağrından çıkaran, dualarla büyüyen, mücadelelerle filizlenen, şehadetlerle makama arş-ı alaya kadar uzanan ve kararlılıkla yeni bin yılları inşa sorumluluğu taşıyan asil vatan evlatlarının yetiştiği başbuğumuzun emaneti, göz bebeğimiz olan bir kuruluşumuzdur. Çağın şartlarını her zaman en doğru biçimde kavrayan, iman, akıl ve bilimi önceleyerek Türklüğün yücelmesi için gayret gösteren şerefli kadrolar kutlu ocağımızın eseridir. Erdemli vasıfla insanı kamil olma yolunda ülke ocaklarının üstlendiği misyon, eminiz ki tarihin her dönemini aşan eşsiz bir zenginliğe sahiptir. Varlığıyla Türk milletine daima güven veren, emin olunan ve yurdumuzun üstünde daima tüterek kalacak tek ocak olan ülke ocakları üstlendiği sorumlulukla elbette mazlumların ümidi, zalimlerin korkusu olacaktır. Bu sebeple varlığı 21. yüzyılda Türk milletinin en güçlü kazanımlarından olan ülke ocaklarımızın bir mensubu olmaktan iftihar ettiğimizi yinelemek istiyorum. Bu sebeple ülke ocakları bünyesinde çalışmalarını sürdüren her bir kardeşimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ve buraya toplanmamıza vesile olan Kayseri Ülke Ocakları'na teşekkür ediyorum. Program kapsamında konuşan Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Ali Çelik, bu akşam Türk milliyetçilerin Kayseri'den tüm dünyaya kuvvetiyle güçlü bir sestir, dedi. Bu akşam bir olmanın, diri olmanın gecesidir. Bu akşam dün bir olduğumuz gibi bundan sonra da bir olacağımızı vatan toprağının dört bir yanına ilan etmenin akşamıdır. Bu akşam Türk milliyetçilerinin Kayseri'den tüm dünyaya verdiği kuvvetli bir nefes ve hülasa güçlü bir sestir. Bu ses Sultan Alparslan'ın Malazgirt'ten, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'dan, Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'dan, cennet mekan başbuğumuzun ve ülkelerinin zindanlardan, tabutluklardan çıkarak bu mübarek günlere vatan toprağı olsun diye mücadelelerine hitap ettikleri sestir. Bu ses mazlumlar yanında Duruş, mazlumun yanında Yunus, zalimin yanında Yavuz, münafıklar ve zillete düşmüş eyyamcılar karşısında ise iman dolu tavırlarıyla, onurlu ve şuurlu duruşlarıyla ben Türk'üm diye haykıran Türk milliyetçilerinin sesidir. Değerli arkadaşlarım, hiç şüphe yok ki fikirsizliğin, takiyenin, ikiyüzlülüğün, eyyamcılığın ve vatan hainliğinin apaçık sergilendiği politikalara ve bu politikalara çanak tutan yabancı güçlere, akademiye, sermayeye
ve bunlara hizmet eden medyaya dur diyecek irade yine ülkücü iradedir. Ülkücü irade onur ve konfor, dava ve koltuk, cesaret ve esaret arasında tercih yapılacağı vakit tercihine helal, haram, sevap ve günah, esaret ve rezalet noktasında en doğru yönü verecek iradedir. İslam aleminin, gönül coğrafyamızın ve küresel derebeyleri tarafından ezilen mazlum milletlerin kurtuluşunun yegane vesilesi yine ülkücü iradedir. Program kapsamında Kayseri'yi ziyaret eden Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım programda konuştu. Teşkilatımızın başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ata toprağında liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin büyük önemler verdiği Kayseri'de siz değerli yurttaşlarımla beraber olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Çok şükür ki bugün Kayseri Ülke Ocaklarımız salona sığmamış, sığ olup akan Türk gençliğini bugün bu salonda kudretini kendisinde gösterebilmiştir. Çok şükür ki yurttaşlarımız Türk gençliği bugün burada, bu salonda biz de varız diyerek kendilerini göstermişlerdi. Ülke Ocakları dünyanın en büyük gençlik teşkilatı olduğunu Kayseri'de bir kez daha dosta, düşmana gösterme imkanı bulmuştur. Ülke Ocakları Türk gençliğinin yetiştirilmesi ve Türk gençliğinin devletine, milletine, bayrağına faydalı bir şekilde yetiştirilmesi için faaliyetlerini ve çalışmalarını her alanda devam ettirmektedir. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise program kapsamında memnuniyetini dile getirerek şu sözleri söyledi. Ülkücü gençlerimiz, milletin bekası için var olan sevgili gençlerimiz, iyi ki varsınız diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun diyorum. Her şeyden önce her zaman söylediğimiz Cenab-ı Allah'a şükrederek 17.00 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın abiliği altında 16 ilçe belediye başkanıyla el ele, gönül gönüle bizleri seven, bizlere güvenen siz kardeşlerimize, büyüklerimize layık olma anlayışı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Devlet Bahçeli bilge insanın birlikteliğini güçlendirmek, dayanışma içerisinde Kayserimizi onlara layık olma anlayış içerisinde sizlere hizmet etmek için el ele, gönül gönüle verirken birliğin, beraberliğin bereket olduğu anlayışı içerisinde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. İnşallah hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye olacağız diyor. Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan, çünkü verilmesi gereken mesajlar başta ben kendi nefsime fazlasıyla aldım. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız diyorum. Saygılar sunuyorum.